hayatında olaylar birbiri ardına ters gidiyor gibi görünürken bir gerileme mi yaşıyorsun? Şu anda iyi şansa ulaşamayacağını mı düşünüyorsun? Eğer öyleyse kötü şansın olabilir. Şansındaki kötü dönüş, kontrolün dışındaki olumsuz bir olaydır. Daha da kötüsü, talihsiz bir durum, daha da talihsiz olayların takip ettiği çizgilerle gelir. Peki bu neden olur? Bu dünyadaki olaylar, başka olayların bir sonucu olarak gerçekleşir. Bu nedenle yaşadığın talihsiz olayların sadece tesadüfler olduğu fikrini dışlayabilirsin. Talihsizliklerin bağlantısız olaylar gibi görünebilir. Ancak gerçekten bağlantısızlar mı? Büyük olasılıkla hayatındaki gerileme, geçmişte yaptığın bir düşünce, duygu, niyet, karar veya eylemin bir yansımasıdır. Buna kötü karma denir. Neden ve sonuç kanunu veya ne ekersen onu biçersin olarak da bilinir. Geçmişte yaptığın bir eylemi veya kararı göle attığın bir taş olarak hayal edebilirsin. Taş, su yüzeyine yayılan dalgalanmalara neden olur. Belirli bir noktada koşullara bağlı olarak dalgalar göletin kenarına ulaşır ve sonra geri sekmeye başlar. Senin yönüne geri dönen dalgalar şu anda deneyimlediğin görünüşte bağlantısız olaylar dizisidir. Sadece bir dalgalanma olduğu görülmez. Dalgalanmalar birbiri ardına akar ve şans da aynıdır. Sürekli kaybettiğinde ne yapmalısın? Sürekli şanssız olmak seni kötü hissettirebilir. Ancak buna yenilmen gerekmez. Kontrolü tekrar eline almanı sağlayabilirsin. Olayların kalıcı olmadığını unutma. Göle kötü taşlar atmaya devam etmezsen, olumsuz düşünceler, duygular, niyetler ve eylemler, kötü olayların dalgaları sonunda kaybolacaktır. Çamurda dolaşmak yerine kendini çamurdan çıkarmalısın. En sevdiğin yemek ile kendini şımart. Bir film izle veya parkta yürüyüşe çık. Sonra normal hayatına geri dön. Durumuna olumlu bir şekilde bak. İşlerin ters gideceğini ne kadar çok düşünürsen olasılıklar o kadar artar. Zihninin çok güçlü bir psişik mıknatıs olduğunu unutma. Düşündüklerini kendine geri çekersin. Kısacası döngüyü durdur. Durumunu daha iyi hale getirmek için zihninin gücünü kullan. İyi şeyler düşünürsen iyi şeyler gelecektir. Şansın değiştirilebilir mi? Şansını göz açıp kapayıncaya kadar değiştiremezsin. Ancak gelgiti kesinlikle tersine çevirebilirsin. Talihsizliğini iyi şansın ortaya çıkması için bir araç olarak gör. Ayrıca kötü şans dalgalanmalara benzediği gibi iyi şans da öyledir. Yani eğer göle iyi taşlar atarsan, olumlu düşünceler ve eylemler üretirsen iyi sonuçların sana geri dönmesini bekleyebilirsin. Dahası iyi talih de ard arda gelir.